Merhaba sevgili dostlar. Videolara hoş geldiniz. Belarus'tan, Minsk'ten sevgiler, saygılar gönderiyorum. Selam, kelam, muhabbetlere devam. Bu videoda ne konuşacağız? İşin fantazisine, hayaline kaçmadan gerçekleri konuşmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekler nelerdir? Hem gelen sorular var hem de bu konuyu anlatmak istiyordum. Kısa ve öz bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada gördüklerimi, yaşadıklarımı, gerçekçi olmak lazım biraz. Mevzu nedir? Şuradan geldik mevzuya. Ukrayna, Rusya, Belarus videolarını YouTube'da, sosyal medyada izlemişsinizdir. Ben de izliyorum. Bu işlere kafa yormadan önce çok çok izlerdim. Rusya'da yaşanır mı? Ukrayna'da yaşama şartları nelerdir? Belarus pahalı mı, ucuz mu? Buna benzer onlarca, yüzlerce video var. Özellikle Ukrayna videoları işin bokunu çıkarmış. Palavraya ve yalana kaçmadan anlatmak istiyorum. Belarus için. Belarus güzel bir ülke. 10 milyon nüfuslu güzel bir ülke. Başkenti Minsk. Toplasan 6 tane şehri var. İşte o şehirlerde gezdim, görüyorsunuz. Gomel hariç. Bütün şehirlerine gezdim, gittim diyebilirim. Hala da gezmek istiyorum, gidiyorum bir yerlere. Yani bir kafeye oturup akşama kadar pencereden sokağı izleyip sizlere video çekmiyorum arkadaşlar. İnsanlarla iç içeyim. Hem burada tanıştığım, takıldığım arkadaşlarım var. Onların aileleriyle olmak üzere, başta olmak üzere arkadaş ortamı olsun. Atlayıp gidiyoruz bir yerlere. Yani onları dinliyorum, konuşuyorum. Kuralları nedir bu ülkenin? Şartları nedir? Nasıl yaşanır? Hani özetle anlatmaya çalışıyorum. Yani anlatacağım çok mevzular var. Saatlerce konuşurum da. Belarus'ta yaşanır mı? Belarus pahalı mı? Zengin bir hatun bulsak, evlensek ne olur, ne olmaz? Videonun konusu bu. Havada bir soğuk ki anlatamam. İlk geldiğim günler, Eylül'ün ilk haftası. Hava güzeldi. Birkaç gün sonra soğudu falan filan derken... Şu anda sokakta falan gezilmez arkadaşlar. İnsan olan sokakta gezmez. Ben tabii insan olmadığım için ne yapıyorum? Geziyorum. Bir kafeye oturup pencereden insanları izleyip 3-5 dakikalık video çekip de kanala atmıyorum. İnsanlarla iç içeyim. Trene biliyorum mesela, birkaç kişiyle tanışıyorum. Bir kafeye gidiyorum, selam kelam. Ya personelle bir şeyler konuşuyorum. Kendi tarzımca bir şeyler yapıyorum. Anlatacağım şeyler var. Sen kimsin la? Köpek gezdiriyor. Arkadaşlar, Belarus soğuk bir ülke. Yani Slav ülkelerinin hepsi soğuk. Rusya, Ukrayna, Belarus. Bizim ilgi alanımız bu. Litvanya'yı, Polonya'yı falan boş ver. Şimdi senenin 8 ayı, 9 ayı soğuk olan bir ülkede nasıl yaşanır? Sıcak bir odada sıcak çayını, kahvesini yudumlarken klavye başında veya telefon başında bu işleri araştırmak, okumak, benden veya başkasından, başka arkadaşlardan dinlemek insanın hoşuna gidiyor. Nefsimizi de gıdıklıyor. Ama arkadaşlar, gerçek şu. Senenin 8-9 ayı hava böyle. Abi, gördüğünüz hava kapalı. Güneş yok. Yazın 2-2,5 ay belki biraz sıcak. Onun dışında 9 ay böyle. Hem soğuk hem yağmur yağış. Bak, geçen yağmuru yakalandık. 3 gün boyunca yağmur yağdı. Yani 3 gün boyunca Türkiye'de yağmur yağsa Türkiye batar, biter. Rize'yi gördünüz zaten, Comolokko. Allah yardımcıları olsun. 3-4 saat yağmur yağdı. Ne hale geldi? Yani 3-4 gün boyunca yağmur yağıyor. Dışarı çıkamıyorsun, sokağa çıkamıyorsun. İnsanlar ne yapıyor? Arabasıyla işe gidiyor. Otobüsle dolmuş lan. Dolmuş yok lan, marşrutka. Anlıyorsunuz siz. Bizim anlayacağımız tarzda konuşuyorum. Entel dille konuşmayı sevmiyorum. Memleketin adamının beynini yormaya gerek yok. Millet gerizekalı değil. Dolmuş yok. Yarım otobüs var. Isuzu. Yani şunu diyeceğim. İnsanların çoğunun arabası var. İşi arabasıyla gidiyor. Yani bu soğukta, ayazda insanlar geziyor mu? Nadiren. Gündüz herkes işinde gücünde. Akşam işten çıktıkları zaman kendilerini kafeye atıyorlar. Veya bara. Yani bizim Türkiye'deki kafe tarzı, bar tarzı şeyleri kafanızda canlandırıyorsunuz, öyle değil. Ya kafe diye gidiyorsun, çorba var, yaş pasta var, kuru pasta var, poğaça var, pizza var, var oğlu var.
Oturuyorlar orada, sıcak ortam, internet beleş. Yani ülkenin genelinde beleş. Kültürü böyle. İnsanlar buna alışmış. Hem hızlı hem ucuz. Saatlerce oturuyorlar. Günün elektriğini, enerjisini orada atıyorlar. Oradan da akşam evine gidiyor. Evde yemek yapma ortamı, yemek yapma alışkanlıkları falan yok. Kışın böyle geçiyor. Kısa anlatıyorum. Ve hava biraz güzelleştiğinde, işte güneş açtığında, yağmur olmadığında işte park mark buralara geliyorlar. Çoluk çocuk, özellikle çocuklu kızlar, çocuklu aileler, çocuklu kadınlar, çocuklu kızlar. Hep bilinçaltı. Ben diyorum ya, Mustafa Sürek Türk erkeğinin bilinçaltı. Hep pot kırıyoruz ha, yemin ediyorum. Kırdığın potları döşesen buradan Ankara'ya yol olur. 6 dakika oldu. Bir şey anlatamadık daha. Yani böyle soğuk havalarda insanlar sokaklara çıkmıyor. Gezmiyor, tozmuyor. Herkes işinde gücünde. Yazın insanlar sokaklara dökülüyorlar. Geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. İşte o botanik bahçede izlediniz. O tür yerler var, halka açık. Eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Dağılıyorlar memleketlerine. Parası olan Türkiye'ye veya Mısır'a tatile gidiyor. Şimdi burada işleyeceğim konu şu. Özetle geçmek istiyorum. Nedir bu özetle geçmek istediğim? Buraya gelecek arkadaşlar çok fazla hayale, fantaziye, kurguya kapılmasın. Çok senaryo çizmeye gerek yok. Çok iyi bir mesleğiniz varsa mesleğinizi yapın. 20'li 30'lu yaşlardaysanız gidin asker olun, polis olun, uzman olun, ne bileyim. Devlet memuru olmaya çalışın. Olamıyorsanız güvenlik olun, sertifika alın. Gidin normal insanlar gibi bir yerlerde çalışın. Enerjiniz varken 20'li 30'lu yaşlarda içini konuşuyorum. Buraya geleceksiniz de eğlenmeye gelin. Günübirlik, 3 gün, 5 gün. Eğlenmeye gelin buraya arkadaşlar. Çalışmaya falan gelecekseniz böyle elinizi kolunuzu sallayarak selamünaleyküm, aleykümselam, ben Belarus'ta çalışmaya geldim diye gelemezsiniz. Burada çalışan arkadaşların çoğu Doğulu, Güneydoğulu, Van'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den arkadaşlar var. Tanıştım işte. Görüştüğüm arkadaşlarım da var. Burada inşaat işiyle çalışan, inşaat işiyle uğraşan, yıllardır 9-10 senedir burada ofis olan, personel olan arkadaşlarım da var. Bunlar istisna. Çalışıyorlar, köylerine, memleketlerine dönüyorlar. Ama burada evlenmek, çalışmak, yemek, içmek, bu işler biraz zor işler. Ha, Türkiye'den bıktım, Türkiye'den kaçacağım deyip de gelmek istiyorsanız kafayı kırıp, bilemem. Ama her halükarda para lazım. Parasız olmuyor. Eğlenmeye de gelseniz, belden aşağı muhabbet içinde gelseniz, parasız olmuyor arkadaşlar. 3 gün, 5 gün tamam. Ondan sonra para suyunu çekiyor. Bir hatuna dahi takılsanız parasız olmaz. Zengin bir hatuna takılayım, evleneyim, bu işler yaş işler. Buraya gelecek arkadaşlar otelde veya kiralık evlerde kalmak zorunda. Mevzuya gelelim. Soruya bağlayalım. 8 dakika oldu. Milletin vaktini almaya gerek yok. Üşüdük de la. Oteller pahalı arkadaşlar. Bak gelecekseniz söylüyorum. Oteller pahalı. Ukrayna videolarından etkilenip de oradaki palavralarla falan çıkıp buraya gelmeyin. Bak baştan söylüyorum. Oteller pahalı. Mesela bak şu karşımdaki bir otel. Şu anda arkamda. Görüyorsunuz değil mi? Bak şu bina otel. 5 yıldızlı bir otel. Tahmin ediyorum geceliği 1000 Euro'dan aşağı değildir. Bizim Antalya nasılsa burası da aynı. Oteller pahalı. Dünyanın her yerinde oteller pahalı. Ha bizim gideceğimiz 3 yıldızlı oteller var. Bu kasaba otelleri gibi. Eski binaları otel tarzına çevirmişler. Yine pahalı. Gecelik 50 Euro veya 50 Euro. Fark etmez. Ben de kaldım. Hem mecburiyetten kaldım. Hem başka şekilde kalmak zorunda idim. Falanken filan. Pahalı yani. Bir gece kalırsın, iki gece kalırsın. E peki bu duyduğumuz, izlediğimiz videolarda anlatılanlar yalan mı? Ya yalan değil de. Şimdi 3-5 kişi buraya gelirseniz, 3-5 kişi buraya gelirseniz, 3 erkek, 3 kız. Takılıyorum ara sıra. Laflar çıkmıyor ağzımdan. Buraya geldiniz, kuartira diyorlar. Kiralık bir ev
veya bir oda kiraladınız. Aynı şey zaten. Kimisi 1 artı 1, kimisi 2 artı 1. Ya masraflar ortak. Odalarda ikişer kişi kaldınız. Kız arkadaş, erkek arkadaş veya erkek erkeğe geldiniz. Fark etmez. Ya masraflar ortak olduğu için işte bizdeki BİM tarzı, A101 tarzı bir sürü market var. Gidersin alırsın tavuğunu, balığını, ne bileyim peynir, zeytin. İşte Türkiye'de ne yiyorsan aynı şeyler burada da var. Toplu halde masraflar 3'e bölünür, 5'e bölünür. İşte bir hafta 10 gün burada tatil yaparsın, dönersin. Şimdi bu Ukrayna videolarında izlediğiniz zat-ı muhteremler, bir, zengin bebesi, başta söyleyeyim. İki, orada okuyanlar veya orada çalışanlar var. Adamın tuzu kuru, bir geliri yok, bir sorumluluğu yok. Geliri yok derken, bir sorumluluğu yok, bir şey yok. Baba parasıyla çıkmış gelmiş. Anlatabildim mi? Ukrayna'ya gitmek ne kira? 1000 lirayla gider gelirsin. Diyarbakır'a 500 lira uçak, Ukrayna'ya 1000 lira gidiş dönüş. Yani biliyoruz da konuşuyoruz. İki kafede video çek, ağzını yaya yaya, iki tane yaş pasta ya. Masraflar 6'ya bölünüyor nasıl olsa. Yani oradaki videolara kanıp da böyle Rusya'ya, Belarus'a falan cebinize 1000 lirayla 2000 lirayla falan gelmeyin. Gelemezsiniz de zaten. En ucuzu dahi bir günlük en ucuz kiralık daire Misk'te, şöyle söyleyeyim, Türk parasıyla 70-80 liranın altında değil arkadaşlar. Yani ruble şöyle dolara çevir, oradan rubleye çevir, onu o işlere girmiyorum. Türk parasıyla söyleyeyim, bizim anlayacağımız şekilde. Bir geceliği 1 artı 1 şu booking.com'da gördüğünüz daireler 70-80 TL vereceksiniz. Bir haftada 1000 lira vereceksiniz. Bak şimdi günlük 100 TL verse bir kişi, ya bir odada otel gibi değil, 3 kişi de kalabilirsiniz. İşte 7 gün 700 TL eder. Yemen içmen de o kadar, 1,5 TL. Şimdi bunu Türkiye'deki arkadaşlar böyle hesap ediyor. Ben de böyle hesap ediyordum 3-5 sene önce. Buraya gelince işler değişiyor. Niye? Onluk rakamlardan örnek vereyim. Türkiye'deki 1000 liran burada 300 TL. Şimdi Türkiye'de cebine 1000 liraya koyuyorsun veya 10.000 TL cebine koydun. Dedim ki ben bu parayı harcayacağım sonuna kadar. Ne yapacağım? Şimdi bir hafta veya 3 gün 5 gün Belarus'ta gezeceğim veya Ukrayna'da, fark etmez. Yani Ukrayna'da 5 lira olan burada 10 lira değil arkadaşlar. Ben bunun hesabını yaparken sizi yanıltıyorlar. Ukrayna'da da aynı, Belarus'ta aynı. Türkiye'deki özetle 10.000 TL'niz Belarus'ta indiğiniz an 3.500 TL arkadaşlar. Yukarıya yuvarlam olmaz da ekonomide. Hadi yuvarlayalım 4.000 TL. Yani ne demek oluyor? Türkiye'deki hayalinizin, hayal kurmakla olmuyor bu işler. Gerçekçi olmak gerekirse nereden gideceğiz ha? Oradaki 10.000 TL'niz burada 3.000 TL oluyor. Ona göre hesabınızı yapın. Birim olarak söylüyorum. Teknik tarafına girmiyorum. Sigara içen kadınlardan da nefret ediyorum ya. Kadına yakışmıyor abi sigara. 13 dakika oldu. Ne anlattık bilmiyorum. İnşallah faydalı olur. Şu kulaklığı da ilk defa deniyorum. İnşallah sesim geliyordur. Boş boşuna konuşmuş olmayalım. Dolayısıyla buraya gelecek arkadaşlar iki kere düşünsünler. Peynir, zeytin yerim diyorsunuz da işte Türkiye'deki BİM'den, A101'den baktığınız, hesapladığınız, aldığınız bir peynir, zeytin fiyatları burayla tutmuyor. Burada yaşamak buranın insanı için ucuz, kolay, rahat. Ben halinde şikayet eden kimseyi görmedim. Evsizlerin bile evi var, devlet ev vermiş falan filan, neyse mevzuyu dağıtmayak. Ama bizim için pahalı. Biz Asya ülkesiyiz. Elin gavurunun parası 8 katı bizim paramızın. Lan Belarus rublesi bile 3 katı Türk parasının. Neyse. Yapacak bir şey yok. 15 dakikalık sohbet video yeter. Kafam mafam dondu artık. Kelimeler ağzımdan çıkmıyor. Yemin ediyorum var ya, ayaklarım mayaklarım dondu. Niye? Bak. Bak. Yazlık ayakkabıyla geldim buraya. Niye?
kafa beyin yok ki, düşünemedik. Biz Antalya gibi, memleket gibi sıcak zannettik buraları. Sevgili arkadaşlar, soru cevap, kafanızda bir şeyler varsa yazabilirsiniz, yazmamaya da bilirsiniz. Ama dediğim gibi işin fantazisi bir tarafa, gerçekçi olmak gerekirse olay bu. Neyse, ben gideyim bir yere oturayım, bir şeyler içeyim, yoksa olmayan beynim donacak. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Belediyesi'nden sevgiler, saygılar arkadaşlar.